Different... Suriye konulu Astana görüşmeleri devam ediyor. Suriye krizine kalıcı çözüm bulunması için Rusya, Türkiye ve İran'ın inisiyatifiyle başlatılan ve Suriye hükümetiyle muhalefetini aynı masada buluşturan Astana görüşmelerinin 13.sü başkent Nur Sultan'da gerçekleştirildi. İlk gün ikili ve üçlü heyetler arası görüşmeler yapılırken Rus ve Türk heyetler de bu bağlamda bir araya geldi. Görüşmeler devam ederken İdlib'de ateşkes sağlandı açıklaması geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'ya konuşan bir bir askeri kaynak İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sağlandı. Ateşkes, militanların İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi'nden 20 kilometre çekilmesi ve ayrıca ağır ve orta ağırlıktaki silahların taliyesi şartıyla Soç Anlaşması'na uyulması şartıyla bu gece başlıyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye Hükümeti'nin ateşkes uygulama kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Peki bu ateşkes ne anlama geliyor? Bu sorunun cevabını ...Astana görüşmelerine katılan Suriye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Beşar Caferi verdi. Basın toplantısı düzenleyen Caferi, ateşkes açıklaması Türk tarafı ve niyetleri için bir sınama olacak. Aynı zamanda bu Suriye hükümetinin Astana sürecini desteklediğinin onayıdır dedi. Suriye yönetiminin verdiği sözlerin eylemleriyle her zaman uyumlu olduğunu kaydeden Caferi... ...Astana sürecine destek vermemiz, bu kararları destekleyen inisiyatifler aldığımız anlamına gelir. Bizler Nur Sultan'da bulunurken ateşkes açıklaması nedeni Burada bulunan herkese Suriye'nin Astana sürecini desteklediği mesajının verilmesidir ifadelerini kullandı. İdlib konusunda bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. E, dün biliyorsunuz Nur Sultan'da Astana toplantısı başladı. Yüksek düzeyli e, memurlar Astana toplantısı. Bu toplantıda da ülkemizi e, Büyükelçi Sedat Önal temsil ediyor. E, bu toplantıda da İdlib konusu ön plana çıkacaktır. Siyasi süreçte gelen aşamaya da değinmek istiyorum. Ee, Anayasa Komitesi'nin e, kurulması konusu bir ime kazandı. Gene Nur Sultan'daki toplantıda bu konu ele alınıyor. Tabii Anayasa Komitesi'nin dengeli ve muteber bir yapıya sahip olması bu siyasi sürecin meşruiyeti bakımından önemli.